Evet. Sayın Bahçeli, seçimin zamanında yapılmasından yanayız. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Daha çok söyleyeni değil söyleteni merak ediyorum. Senden ve zihniyetinden hiç haz etmiyorum. Seçime gidip ne yapacak, nereye ulaşacaksın? Sana ne vaat ettiler? Osman Kavala'ya yatan sempatinin arkasındaki neden Sorosçuların desteğini mi almak? Seçim isteği sipariş ve ezeyandır. Sen bırak erken seçimi falan da altının para ettiği bir dönemdeyiz. Söz gümüşse sükut altındır. Şimdi biraz sus diyor. Şimdi seçime gidip ne yapacaksın? Nereye ulaşacaksın? Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Sayın Bahçeli ne biliyor? Siz ne biliyorsunuz? Birileri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şeyler vaat edip erken seçime gitmek için bu açıklamaları yap mı dedi. Bu birileri kim? Şimdi, ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ne vaat edildi? Şimdi burada bu sorunun cevabını 10 yıl evveline gitmemiz lazım cevaplamamız için. Zafer. 10 yıl evvel Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına geldiğini bir hatırlamak lazım. Hı hı. Hatırlarsanız o günkü şartlarda biraz evvel mevzu olan FETÖ terör örgütü siyaseti dizayn etmek için iki siyasi partiye kumpas kurdu, operasyon çekti. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir, bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Tamam. O günkü şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Deniz Baykan'la ilgili bir kaset çıktı ve Baykan istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Kılıçdaroğlu geldi, genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu FETÖ kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de 10 tane başkanlık divanı üyesi, genel sekreter ve genel başkan yardımcılarıyla ilgili kaset geldi. 10 kişi istifa etti. Genel başkanı zorladılar. Genel başkanımız dik durdu. Taviz vermedi. Genel başkan değişmeyince bir partinin de genelini değiştirmeniz zordur. Ve Sayın Genel Başkan seçim döneminde dik durdu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni dizayn edemediler. Peki. Şimdi o günkü şartlardan, o günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Sayın Kılıçdaroğlu vardır. Hı hı. Bu iki kumpası yapan ekip de şu anda Sincan'da 14. Ağır Ceza'da mı 15'te mi yargılanıyorlar aynı ekip. Yani kumpası yapan, izlemeyi yapan, kameraları kuran. Kısacası FETÖ'cüler herkes FETÖ'cüler. Anlasın diye. Evet. Yargılanıyorlar şu evet. an. Şimdi o günden bugüne kadar geldiğimiz zaman şöyle bir tablo çıkıyor önümüze. Biz Sayın Genel Başkan'ın işaret ettiği de bu. Sana bu talimatları kim veriyor? Evet. Çünkü sen oraya birilerinin getirdiği bir Sayın Genel Başkan'sın. Dolayısıyla sana ne vaat ettiler? Ha, bir dakika. İşte, şimdi bir dakika. Evet. Yaşar Bey adım evet. adım gidelim. Ben sorayım sizden tamam, evet. Kısacası FETÖ'nün terör örgütünün ya da Fethullah Gülen'in evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vaatte bulunduğu iddiasında mısınız? Biz onu 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ kumpasıyla genel başkanlığı kaybetti. Tamam. Deniz bak yerine kim geldi? Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kimdir kumpasın sonucunda karlı çıkan, kumpasın amacına ulaşan? Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Yani normal şartlarda Deniz Baykal çekildi istifa etti. Veya efendim kongreye gittiler de Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu da genel başkan olmadı ki. Deniz Baykal bir kumpasla görevinden alındı, istifa etmek mecburiyetine kaldı ve Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Şimdi burada bir bağlantı var. Ha, bugünkü duruma gelelim. Peki ha, evet. bir şey daha soracağım. Burada bir bağlantı var diyorsunuz. İyi de o günkü o kumpastan sonra Deniz Baykal her koşulda belki bırakmak durumunda kalacaktı. Yerine Kılıçdaroğlu değil, Ahmet bilmem kim de gelse. O ayrı bir şey efendim. Ona da aynı suçlamaları bugün yöneltmeyecek miydiniz? Hayır şimdi niye aynı suçlamaları yöneltelim? Peki o zaman elinizde nasıl, hayır, şimdi, elinizde nasıl biz size, siz delil ve iddia var? Şimdi ortada delil var diyeyim. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı nasıl geldi? FETÖ kumpasıyla geldi mi gelmedi mi? Bırak delil iddiasını yargılanıyorlar mı yargılanmıyor mu? Daha da delil size. Daha bundan da âlâ delil mi olur? FETÖ siyaseti dizayn etmeye kalktı. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi, bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başarılı oldular. Genel başkan istifa edince Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etti. Ve bugün de hala temas sürüyor. Ha. Hala temas sürüyor. Bunu nereden yani, biliyorsunuz? Bunu nereden buluyorum? En son işte bir üst akıl vardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönlendiren. Defalarca söylemişizdir. En son girdiğimiz bir seçim var. Nedir? Yerel seçimde. Yerel seçimde bir üst akıl bir şey yaptı. Kemalistle, Atatürkçüyle, FETÖ'cüyle.
PKK'lıyla ülkücüyü, liberalle solcuyu, milliyetçiyle efendim teröristi bir safa getirdi mi? Getirdi. Bir üst akıl var. Ve bu üst akıl yönetiyor. Bu üst akıl. Evet. Kim? İşte yani, bu üst akıl orasıdır. FETÖ yani mi? Evet. Üst akıl odur. Şimdi peki ama çok ciddi bir iddia yöneltiyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün de. Sonuçta ortada. Bugün de bunların arasında irtibat var vardır. Diyorsunuz. En son var, ben size bir şey söyleyeyim. Vardır. Bak, bir saniye. En son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin işte kaçıncı katından Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, bundan çok fazla olmadı bir senenin içerisinde, FETÖ'nün MİT'teki Enver Altaylı ile 1200 kere telefonla görüşmüş. Duruyor mu yerinde? Duruyor. Az sana delil. Duruyor yerinde, o danışman da duruyor. FETÖ ile irtibatı da duruyor. Hiç herhangi bir şekilde bir işlem de yapılmamıştır. Senin FETÖ'nün 1200 kere bir kişiyle ne konuşur? Enver Altaylı ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Peki şimdi bir ana muhalefet partisinden bahsediyoruz, evet, ve liderinden bahsediyoruz. Bir de terör örgütüyle aralarında ilişki, evet, olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu çok ciddi bir suçlama değil mi? Bunun o zaman... Şimdi biz suçlamada biz size delillerini koyuyoruz işte. Burada durum bu. Şu andaki dizaynı da beraber yapıyorlar. Sizden bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim delil olarak mesela. İstanbul'daki slogan neydi? Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sloganı, cümlesi, darbeden sonra cezaevlerine giren FETÖ'cülere FETÖ örgütü tarafından özellikle söylenmiştir. Yani bunu şey bir küçük çocuğun olacak söylemesine inanmıyorsunuz. Hayır, o küçük çocuktu, inanmıyorum. Bu bir organizasyondur. Peki ne vaat ettiler? Ha, biliyor ne vaat musunuz? Ettiler? Ha, şimdi mesela yani şurada, Kemal bak, Kılıçdaroğlu burada, ne mesela vaat burada ettiler? Vaat edilenle birlikte. Mesela şurada şu. Bir yere geliyoruz. Oradaki de şudur. Biraz evvel dedik ki 15 gün evvel Kemal Kılıçdaroğlu seçim istemiyordu da 15 günde Türkiye mi yönetilemiyor? Ekonomi bir battı. Olağanüstü bir hal mi oldu? Yok. Ha, bu burada gelinen nokta şu. Bu üst akıl bir şeyi gördü Türkiye'de. Ne gördü? Millet İttifakı'ndaki çatırdamayı, Millet İttifakı'ndaki açmazları gördü. Şimdi bir soruyu soracaksınız. Ben o sorudan evet size oyun cevabını vereceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün kurultayını yaptı. Büyük bir umutla gelen belediyeler var. Belediyelerde umutsuzluk başladı. Ha, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne faydası olmaz seçimde. Diğer yerlerde de çok büyük sıkıntılar var. Şaibeler var, dedikodular bir var. Bir dakika, niye olmaz Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ankara Mansur Yavaş'ın bir faydası olmaz seçimde. Hayır, niye olmaz? Olmaz. Onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Hayır, ben bilmiyorum. Ha, gerek yok sizin bilmenize. Hayır, bilen öyle de demeyin şimdi. Böyle şimdi dediğinizde efendim, Mansur Yavaş'a şöyle demiş hayır, oluyorsunuz. Şimdi, yani efendim, bize faydası olur, CHP'ye olmaz diyorsunuz. Ben size... O zaman ben de şunu sorarım, evet, Mansur Yavaş MHP'ye mi geçecek diye sorarım. Biz bir yere geçecek demedik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir katma değer getirmez. Onların Ankara Büyükşehir'in faaliyetleri. Kime getirir? Kime getirir? Gelene gelir. Şimdi buradaki... O zaman bir dakika. Evet. O zaman bir takım görüşmeler var. Şimdi gazeteci olarak insanın aklına Hulki abi, Zafer destek olun ya, gelmez mi? Gazeteci olarak bu bir görüşmeleri bilmiyorsanız ben mi anlatayım? Ben ne diyeyim arkadaş? Siz de görevinizi yapın. Hangi görüşmeleri Mansur Bey? Cumhurbaşkanıyla görüştüğünü biliyorum ya, ama demek ki daha birçok şey var demek ki. Var demek ki. Bunu burada söylüyorsunuz. Hayır efendim, bunu zaten siz bilmiyorsanız bu gazeteciliği yapmayın. Tamam, ben o zaman gidiyorum Yaşar Bey. Ben de 40 şimdi efendim bir dakika, bizim lafı çok kesiyorsunuz. Bir saniye. Ben de bir saniye efendim. Bir saniye. Yani şimdi bir dakika gelelim. Şu şeyimizin cevaplarını bir örelim. Güldüğüne göre. Yok, ben Mansur Bey ile ilgili sadece şunu biliyorum. Bana açtığı 50 bin liralık tazminat davası var. Sadece onunla ilgileniyorum. Kendisiyle ama başka bir ilişkimiz yok ya. Yani. Şimdi kolumuzun buna ilgisi şimdi, yok o halde. Şimdi buradaki bak. Bir dakika. Yaşar Bey, ben şimdi size tabii diyordunuz ki demin benim sözüm az oldu. Şimdi uzun uzun olacak tabii. Bırakmam sizi. Ha, bırakma, ben bir dakika, böyle bir gitme niyetim yok. Önce şeyi bitirelim. Evet. Demek ki Mansur Yavaş'ın CHP'ye bir faydası yok. Bu Ankara Büyükşehir'in bir katma değeri olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazmaz. İyi Parti'ye yazar mı? İyi Parti'ye de yazmaz. Anladım ben. MHP'ye? Size yazar. Yaz. Şimdi MHP'ye bu... yazar mı? MHP'ye yazar. Bilemiyoruz da, seçim olmadı. Ötekleri şimdi buradaki... Ama... Bilmiyoruz. Tamam Mansur Hande, Yavaş'ın ben şunu anladım. Hande, Mansur Yavaş'ın çok ısrar ettiğin için bir sokak, evet, gözlemimi aktarabilirim Aşar. Yaşar Bey'den sonra. Şimdi şöyle ben... Hayır, ben Yaşar Bey'le konuşmaya devam edeceğim de o yüzden aktarsan. Ben Keçiören'de oturuyorum. Ya artık orada şu konuşulmaya başlandı.
Yani CHP'lilerin kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nden istihdam anlamında hiçbir beklentilerinin karşılanmadığını... İyi Parti'nin de. Yok yok, hatta İyi Partili yöneticilerin kendilerine gelen kişilere CHP'den kimseyi aldırmadık, tamamen bizim adamlarımız alınıyor. İyi Partililerin kimi alınıyor? Tabii tabii. Ya bu söyleniyor. Peki. Ve mesela benim CHP'li çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Onun şu sözünü hiç unutmuyorum. Dedi ki benim babam işsizdi. Çünkü biz dedi, bunlar atadan dededen CHP'li. Benim babam işsizdi çünkü biz iktidar değildik. Ben büyüdüm, ben işsizdim çünkü biz iktidar değildik. Şimdi benim iki tane kızım var. Onlar da işsiz ama biz sözde iktidarız dedi belediyede. Böyle bir psikoloji var. Ben bir cümle, ha, onu söyleyeyim. Bir cümleyle girip çıkacağım, sözünü bölmeyeceğim. Onu söyleyeyim. İyi Parti yöneticilerinden, genel başkan yardımcısı düzeyinde ben de çok duydum. Mansur Yavaş'a söz geçiremiyoruz. Söz geçiremiyoruz derken kastettikleri şuydu. Bizim hiçbir ricamızı yerine getirmiyor. Hatta kusura bakmasınlar, şimdi belki biraz ağır olacak. Yani kötü bir laf değil ama siyaseten ağır olabilir. Şöyle, bizim genel başkanı bile dinlemiyor gibi sözleri ben bazı genel başkan yardımcılarından, İyi Parti'den duydum. Belki o genel başkan yardımcısının talebini yerine getirmemiştir. Bir tanesinden duymadım. Şöyle, tabii. Hatta ben de şunu duydum o zaman Hande. Bu örnek daha çarpıcı. Ben de şunu duydum bir CHP'liden, danışman arkadaştan. Ya bizim bir cenazemiz olsa Büyükşehir'de telefon atacağımız kimse yok dedi. Peki. Aynen, o zaman şöyle.